TMS gerçekten ilginç. Çok geniş bir range var. Yani çok geniş bir alanda kullanıma sahip. Özellikle birkaç tanesinden daha bahsetmek isterim. OKB, bildiğiniz gibi obsesif kompulsif bozukluk. Çok ciddi bir hastalıktır. Bunun da aynı şekilde TMS ile yapılan tedavilerinden başarılı sonuçlar elde edilmekte. Obsesif kompulsif bozukluk gerçekten ciddi bir problem ve etkinliği de kanıtlanmıştır, gösterilmiştir. Ayrıca yine bunların dışında panik atak, hepimizin bildiği anksiyete bozukluklarında TMS yine oldukça iyi bir yer edinmiştir. Onda da hastaların 20. günün sonunda tamamen bu şikayetlerin geçtiği izlenmekte. Yine felçlerde kullanılmakta TMS. Özellikle felçlerde birlikte, bildiğiniz gibi felç geçiren insanlarda oradaki yine ödem safhası geçtikten sonraki pasif durumda olan hücreleri, iskemik penumbra adını verdiğimiz bölgedeki bizim nöronları kurtarmak amaçlı yapılan çalışmalarda etkin olduğu görülmüştür. Ayrıca spastiste en çok kullanım olan alanlardan biridir. Fizik tedavideki hastaların en büyük derdidir spastiste. Onun çözümünde de son derece etkindir transkraniyal manyetik stimülasyon. Bir diğeri dikkat eksiklikleri. Bu konuda kısaca bahsetmiştim. Dikkat eksikliğinde son derece fazla kullanımı var. Dünyada da artık çocukluk çağındaki ve diğer dönemde dikkat eksikliklerinde gerçekten ciddi bir şekilde hem konsantrasyonu artırıcı hem de dikkat eksikliğini azaltıcı etkileri ne dair çok büyük çalışmalar yapılmakta. Şizofreni ile ilgili bir takım kullanımları var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi negatif semptomlar dönemi. Negatif semptomları azaltmak için şizofrenide de kullanım alanı var. Bakın, tekrar söylüyorum. Amaç burada hastalığı ben iyileştireceğim falan filan öyle değil. Ama hastanın yaşam kalitesini artırırsınız şizofrenide. Yaşamını kolaylaştırırsınız. Önemli olan bu. Otizmde kullanıldığından bahsetmiştim. Otistik çocuklarda da bununla ilgili bir takım kullanımları mevcut ve hala bütün dünyada bu iş kullanılıyor. Bunun yanında tabii yapılması gereken başka şeyler var. Ayrıca alışkanlıklar, madde kullanımı. Şimdi bakın, Türkiye'de biliyorsunuz neler yaşıyoruz. Bir takım her türlü kötü maddeye ulaşımın çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Bu madde kullanımlarında da etkinliği gösterilmiş, çocuklarımızın hayatını kendi ellerine alıp yönetebilmelerine fırsat veriyor TMS. Bu çok önemli maddede. Yine bir diğeri nöropatik ağrı. Bu ağrıdan hiç fazla bahsetmedik biraz önce. Ama nöropatik ağrı çok önemli. Vücudumuzun içinde herhangi bir şey, olay olmadan belli bölgelerde, farklı yerlerde şiddetli ağrılar. Bakın, ağrı mekanizması beyinde hissedilir. Beyin algılar ağrıyı. Yoksa ağrı sizin başka bir yerdeki olayınızın sonucu değildir. Orada lokalize olursunuz ama hisseden yer beyindeki temsili bölgesidir. Onun için oraya yapılacak TMS ile bununla ilgili çok ciddi sonuçlar alır. Hastanın nöropatik ağrısını düzeltirsiniz. Trigeminal nevralji inanılmaz bir derttir. İnsanları eskiden ölüme götürmüştür. Çok ciddi bir ölümcül hastalık kabul edilir eskiler. Ama bugün günümüzde çaresi olan, tedavi edilebilen bir hastalık olarak önümüzde duruyor. Ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Peki başka daha neler olabilir? Konuşma bozuklukları. Motor afazi. Ne demek motor afazi? Konuşamamak. Şimdi karşınızda bu kadar konuşuyorum. Düşünün motor afaziyi. Hiç ağzıma kelime çıkmıyor, anlaşılmayan kelimeler var. İşte onun adı motor afazi. Bunda da o bölgedeki nöronları iyileştirmek açısından son derece etkin bir yöntem. Yine transkraniyal manyetik stimülasyon. Çok ciddi bir kullanım alanı var. Peki başka neler var? Yeme bozuklukları, blefaro spazm var. Ama bence bunların dışında bir tanesi de ALS. ALS de direkt olarak hücreleri yenilemiyor. Oradaki kökteki, spinal kökteki motor hücreler yenilenmiyor. Ama sizi onları uyararak hayat standartınızı bir yukarı çekiyor. Yürüyüşünüz daha rahatlıyor, daha yapıyorsunuz. MS. MS'de de hastalığı tamamen kökünden %100 iyileştirdiği öyle bir iddiamız, öyle bir şey olamaz. Ama ne var? Hastanın yaşam kalitesini ciddi oranda artırıyor. Yürümekte zorlanan, hareket etmekte zorlanan insanları yürüyecek hale getiriyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Amaç hayat kalitesini artırmak. Yoksa direkt olarak ben bunu her şeyle düzeltirim, mielinleri alırım. Bu böyle bir şey yok.
bugünümüzde ileriki teknolojilerle belki olacak. Ama şu anda hayat kalitesini ciddi oranda düzelten bir TMS uygulaması çok faydalı diyebiliriz diye düşünüyorum.